Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Rus hedeflerine yönelik çok namlulu roket atar saldırıları başlatıldı. Ukraynalı gönüllülerden oluşan Bölgesel Savunma Muharebe Kardeşliği Birimi, Rusların radar istasyonunu ve iletişim merkezini ele geçirdi. Ukrayna ordusu Rus Albay Sergey Ivanoviç'i etkisiz hale getirdi. Rus ordusu daha önce 4 generalini kaybetmişti. Rus Savunma Bakanlığı, Mariupol Banyosu'ndaki Neo-Nazilerin neredeyse tüm ateş noktalarını ve yerleşim bölgelerindeki güçlerini yok ettik. Azov taburu, 18 ile 60 yaşlarındaki erkekleri Harkov, Odessa ve Nikolaev’deki taburlara kaydolmaya zorluyorlar açıklamasında bulundu. Her gün Ukrayna ordusuna ait bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı düşürdüğünü açıklayan Rusya dünyaya bir kez daha rezil oldu. Rus askerler, Harkov yakınlarında Bayraktar iki silahlı insansız hava aracı vurduklarını iddia ederek, madalya talebiyle komuta kademesine başvurdu. İlerleyen saatlerde bir Rus insansız hava aracından görüntü alınamadığı ve insansız hava aracının üsse dönmediği öğrenilince, Rus askerlerin kendi insansız hava aracını vurdukları ortaya çıktı. Diğer yandan Rus ordusuna ait bir adet orlan 10 insansız hava aracı yakıtı bitmesi nedeniyle Romanya'da düştü. Öte yandan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı bugün kadar 5 milyar dolar değerinde Rus yapımı silahı yok etti. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da vurduğu fotoğraf ve videolarla kanıtlanan araç ve silah bedeli 5 milyar doları geçti. Zarar gördüğü fotoğraf ve videolarla kanıtlanan Bayraktar TB2 bedeli ise 50 milyon doların altında. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Polonya'nın Dışişleri Bakanı Rayu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, sivilleri ve sivil altyapıya hedef almasının devlet terörü olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırganlığını durdurmanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirten ve BM Güvenlik Konseyi'ne işgale son vermesi çağrısı yapan Rayu, failler yaptıklarıyla, bizse nasıl yanıt verdiğimizle yargılanacağız dedi okulların, hastanelerin kasıtlı şekilde hedef alındığını ve Rusya'nın uluslararası anlaşmalarca yasaklanan silahları kullandığını kaydeden Rayu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, sivilleri ve sivil altyapıya hedef almasının devlet terörü olduğunu ifade etti. Ukrayna Başbakanı Shmygal, Rusya'nın üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini belirtti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmyhal, video konferans yoluyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının sesini duyurma fırsatı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın Rusya'nın oluşturduğu tehdit konusunda gözlerini açtığını söyleyen Şmyhal, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesini ve 8 yıldır insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. Uluslararası toplumun buna orantılı şekilde müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Shimagal, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini kaydetti. Shimagal, Rusya'nın başlattığı savaşla terör ve soykırım suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı. Savaşta 12 binden fazla Rus askeri öldürüldüğü bilgisini teyit ettiklerini ifade eden Şimigal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 3. Dünya Savaşı'na dönüşebileceğini belirtti. Şimigal, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı savunmak için birlik içinde olunması ve nükleer felaket yaşanmadan saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti. Ukrayna'nın hava sahasının korunması gerektiğini ifade eden Shimagal, Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde yaklaşık 90'ı çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği, Ukraynalıların evsiz kaldığını ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Shimagal, savaşta eğitim, sağlık kuruluşlarının ve diğer sivil yapıların yıkıldığını ifade ederek Ukraynalıları ağırlayan Avrupa ülkelerine teşekkürlerini iletti. Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı ileri sürüldü. Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Fransa, 2015 ve 2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatlarla donattı, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edildi. Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etti. Fransa parlamentosunun raporuna göre bu ekipmanların değeri 152 milyon avro. Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında binden fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri sattı termal kameralar, geceleri insanları hedef alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar, ateş açma özelliğine sahip. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Rusya'nın 4 Mart'ta Zaporizya nükleer santraline saldırısında, Rus tanklarının termal kameralarla donatıldığına, yönelik ifadesine dikkati çekildi. Bu kameralar, Fransız Thales veya Safran şirketlerine ait olabilir. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde Fransa'nın Rusya'ya sattığı Mecht STD tipi termal kameraların şu an Ukrayna'daki savaşta bulunan T-72, T-90 ve T-80 tipi 3 Rus tankını donattığını kanıtlıyor. Haberde de söz konusu görseller de paylaşıldı. Bu kameralar 2014'te Donbas'ta Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı kullandı. Fransa, aynı zamanda Rusya ile 2014'te Thales şirketinin ürettiği Su-30 tipi 60 savaş uçağın satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Bu uçaklar, 2018'e kadar Rusya'ya teslim edildi. Bu savaş uçaklarının Suriye'de onlarca sivilin ölümüne neden olduğu ve Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu uçaklar, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Sumy, Maykolaiv ve Çernihiv bölgelerinin hava sahasında 5 Mart'ta görüntülendi. Bu satışların Avrupa Birliği'nin 1 Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı vurgulandı. Bu tarihten önce imzalanan sözleşme kapsamında silah teslimatları yapılabilir ancak disclosure açıklama yapan AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu teslimatların durdurulması gerekiyor. AB dış İlişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Borel, Rusya ekonomisinin savaş ve uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yıl en az %15 oranından küçüleceğini öngördü. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bunun Avrupa Birliği'ne olası etkileri hakkında blok yazısı yayımladı savaşın, binlerce can kaybı ile birlikte küresel ekonomiye de önemli ölçüde zarar verdiğini ifade eden Borel, AB liderlerinin Avrupa'nın ekonomik direncini artırmak, Rusya'dan enerji ithalatını azaltmak ve savunmayı güçlendirmek konularında uzlaştıklarını belirtti. Borel, Rusya Devlet Başkanı Putin'in başlattığı savaş nedeniyle Rus ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini anımsatarak, rublenin değerinin yarısını kaybettiğini ve enflasyonun hızla yükseldiğini kaydetti.